Bugün aramızda Profesör Doktor Adem Ölmez hocamız bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi başlarken Adem hocam tabii ki çok genel bir beş kuvveden bahsediyoruz. Ne olduğunu anlayabilmek için nelere ihtiyacımız var? Bu beş kuvve esasında neyi ifade ediyor? Kutbe-i Şamiye'de ifade edilen bu beş kuvvenin çerçevesini nasıl kurgulamamız lazım? Mesela bunu modern fenlerin veya işte gerçek hakikate, hani hakikatin marifetine ulaşmak, medeniyetin güzelliklerine, mehasiline ulaşmak ve bütün insanlığın sahip olduğu o hakikati ortaya çıkarma meyli, tarihi hakikat meylanını belki de bütün Müslümanlardaki olan bir kuvvetin temel ölçüsü olarak nereye koymamız gerekiyor? Adem hocam, metin çerçevesinde, beş kuvve çerçevesinde insan, insanın mahiyeti, insanın hakikate olan özlemi noktasında, oradan size başlayalım mı sevgili hocam? Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi Hutbe-i Şamiye adlı eserin malum birinci kelimesine devam ediliyor bu metin çerçevesinde. Bu birinci kelime, yani el emel, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz bağlamında konu işlenirken, İslam toplumunun maddi ve manevi olarak gelişmeye müsait olduğu vurgulanıyor. Şimdi geçen hafta bildiğiniz gibi İslami metinlerin gelişmeyi, yani terakkiyi beslediğini, terakkiye mani olmadığını, hatta İslami nasları temel alarak efendim hareket edildiği zaman terakkinin gerçekleşeceği üzerinde durmuştuk. O Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiyesinde El Emel diye bahsettiği bölümün altında birinci vecih olarak görülmüştü. Bugün ise ikinci vecih, yani maddi terakki boyutu ele alınacak. Genel olarak Hutbe-i Şamiye'de şöyle deniliyordu: maddeten İslamiyet'in terakkisinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki maddeden dahi İslamiyet istikbale hükmedecek. Birinci cihet maneviyat cihetinde terakkiyatı ispat ettiği gibi bu ikinci cihet dahi maddi terakkiyatını ve istikbaldeki hakimiyetini kuvvetle gösteriyor deniliyor. Yani birinci, hem manevi cihet itibariyle hem maddi cihet itibariyle İslam toplumu terakki için uygun bir toplum olduğu aslında vurgulanıyor. Peki burada benim üzerinde hayli düşündüğüm konulardan bir tanesi ve bu manevi terakkiden ya da manevi cihetten ne anlamamız gerekir? Maddi cihetten ne anlamamız gerekiyor? Aslında bu başlık altında inceleniyor. Ama o incelenenden kastedilenin şu olduğunu ben kendi dünyamda anladım. Terakki hem maddi olarak terakkiye müsait İslam toplumu, İslamiyet, hem de manevi olarak, hem maddi olarak, iki açıdan da terakkiye müsait. Manevi ciheti Kur'an'ın hakikatları, hadis-i şerif vesaire, yani İslami metinler, İslam'ın hakikatı terakkiyi besliyor. Manevi terakkiyi, maddi terakkiyi besliyor. İkinci cihet itibariyle daha çok İslami metinlerin, İslami kültürün insan ve toplum hayatında meydana getirmiş olduğu yapıya dikkat çekiliyor. Yani sosyal yapı, sosyopsikolojik yapı, ferdin ve toplumun yapısına dikkat çekiliyor. Maddi cihetle de İslam toplumunun gelişmeye müsait olduğu vurgulanıyor. Yani Kur'ani metinler gelişmeyi beslediği gibi İslam toplumunun, efendim, İslami metinleri dayanak yaparak bir hayat tanzim ettiği durumda İslam toplumunun gelişen bir toplum olacağı burada vurgulanıyor.
Tabii şunu altını çizmek gerekir. Burada vurgulanan İslam toplumundan ziyade, var olan maddi toplumdan ziyade İslami metinlerin efendim İslam toplumunu nasıl biçimlendireceği meselesi aslında vurgulanıyor. Ve İslam toplumunun o İslami metinleri kendi hayatına taşıdığı zaman efendim nasıl bir yapıya kavuştuğunu, o sosyal yapının nasıl biçimlendiği vurgulanıyor. Onlardan ilki işte İslam toplumunun maddi açıdan da gelişmeye müsait olduğunu efendim gösteren beş kuvvetten bahsediyor burada. Beş kuvvet, yani İslam'ın toplumu besleyerek geliştirdiği ve gelişmeye, maddi manevi gelişmeye müsait hale getirdiği beş kuvvet var. Burada beş kuvveti sırasıyla inceleniyor. O beş kuvvetten ilki daha çok İslam'ın o güzelliklerinin efendim İslam toplumunu tek bir vücut haline getirmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdi ne olacak? İslam hakikatlerini muhatap olan bir toplum tek bir vücut haline gelecek ve tehlikelere karşı boyun eğmeden baş kaldırabilecek. Şimdi 370 milyon Müslüman'dan bahsediyor mesela o dönemde 1911 itibariyle. Ama o yıllarda İslam toplumunun önemli bir kısmı, başta İngiltere olmak üzere pek çok batılı devletin sömürgesi konumunda. Şimdi bu metinlere ve Kur'ani metinlerin toplumdaki yansımaları eğer görülebilmiş olsa ne olacak? Her birisi tek bir nefis haline gelecek, sömürgeci güçlere karşı mücadele edecek ve hiçbir kuvvet o İslam toplumunu o İslami kimliğinden, dirayetinden, özgürlüğünden vazgeçiremeyecek. Aslında İslami metinler toplumu bir anlamda biçimlendiriyor. O hakikati İslamiye'nin yansıması öyle güçlü bir toplum haline getiriyor ki herhangi bir saldırı sırasında, efendim sömürgecilik faaliyetleri sırasında, kültürel sömürgecilik faaliyetleri sırasında İslam toplumunun çok güçlü bir şekilde onlara karşı direnmesi gerektiğinden bahsediyor Bediüzzaman. Peki vaka böyle mi? Kuşkusuz vaka o günün şartları içerisinde de öyle değil. Ama İslami metinlerden beslenmiş bir toplumun dış tesirlere karşı kendisini koruyabilecek tek bir nefis halinde efendim gelebileceğini ve efendim ona karşı dış unsurların saldırması halinde hiç başarılı olamayacağını, o gücünü ve kudretini muhafaza edeceğini vurguluyor. Şimdi bu birinci kuvve itibariyle İslam toplumunun olması gereken, yani bir anlamda İslam'dan kaynaklanan o güzellikleri hayatına taşımış o İslam toplumu, o gücü olacak, o birliği, o tek nefis haline gelmeyi sağlayacak. Ama bugüne itibariyle de, o güne itibariyle de böyle bir bütünlüğün oluştuğunu söylemek mümkün değil. Belki şunu söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu birinci kuvve İslam toplumunu anlatan bir özellik haline gelecektir. Esas meselemiz işte 1911'de Hutbe-i Şamiye'de artık İslam dünyasının kolunun kanadının kırılıp başının birçok yerde zor duruma düştüğü dönemde. Ama Batı oraları işgal ederken, işte siz de az önceki ifadenizde söylediğiniz işte İngilizlerin, işte Batı Avrupa'daki birçok ülkenin işgali altında sıkıntı çekerken aslında onların temel mottoları var. Belki Bediüzzaman'ın burada İslam'ın malı diye bize sunduğu bir takım işte medeniyetin güzellikleri, medeniyetin belki sağlamış olduğu hürriyet, medeniyetin tırnak içinde medeniyetin sağlamış olduğu özgürlükler, rahatlıklar, keyifler vesaire,
Batı işgal ettiği yerlerde bu sloganlarla gidiyor. Tarihsel olarak acaba biz baktığımızda İslam coğrafyasına bunu belki propaganda yaparak giden, oraları işgal eden, belki 100 senedir de çok bir şey değişmedi bu noktada. Yani Batı hala aynı sloganlarla İslam dünyasını ve bütün dünyayı bu manada, insanlık manasında çok sıkıntılı durumlarla da yüzleşmeye bırakıyor. Bu manada biz bir düşündüğümüzde burada sizi İslam dünyasını uyandıracak olan Batı'nın da tarihi bu iddiaları karşısında, aslında İslam'ın malı olan bu güzellikler, bu iddialar karşısında Bediüzzaman bu dinamikleri, yani bu bahsettiğimiz beş kuvveyi nasıl bir pratik içerisinde buna dönüştürmeyi teklif ediyor sizce? Nasıl bir tarihsel perspektif içerisinde bu mümkün olabilir? Çünkü bunu aslında Emeviye'nin minberinde Batı'ya karşı da söylemiş oluyor. İçe karşı söylüyor, İslam dünyasına söylüyor ama aynı zamanda Batı'ya karşı da bunu söylemiş olduğunu düşünebilir miyiz? Evet İsmail Hocam. Şimdi aslında bu beş kuvve İslam aleminin şahsi manevisinin kalbinde ifadesi kullanılıyor. Bununla şunu anlamamız gerekiyor. Yani ideal bir İslam toplumu, İslami metinlerden olması gerektiği gibi etkilenen bir İslam toplumunun yapısı özünde bu beş kuvvenin bulunması gerekiyor. Ancak sizin sorunuzla da alakalı olarak şunu söylemek gerekir. Osmanlı ya da İslam toplumlarının modernleşmesi döneminde bu beş kuvvetin toplumdan aslında çıkmış olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu beş kuvvet nedir mesela? Hakikati İslamiyedir, efendim şahmeti İslamiyedir, izzeti İslamiyedir, hürriyeti şer'iyedir vesaire. Bunları tarihsel dönem içerisinde İslam toplumunun özünde, kalbinde olması gereken bu özelliklerin aslında İslam toplumunu terk etmiş olduğunu gözlemliyoruz. Yani 1911 yılı itibariyle dünyadaki devletlere baktığımız zaman, İslam toplumuna baktığımız zaman Osmanlı'nın hali ortada. Efendim, dağılma sürecine girmiş. İslam toplumlarının da birazcık akılları karışmış ve dağılma sürecinde onlar da yer alma gibi bir durumla karşı karşıya. Bunun yanında hemen Osmanlı Devleti'nin doğusunda İran İngilizlerin nüfuz altına girmiş, Hindistan İngilizlerin nüfuz altına girmiş. Efendim, batıdaki özellikle Kuzey Afrika'daki topraklar özellikle Avrupa devletlerinin hegemonyası altına girmiş bu tarih itibariyle büyük ölçüde. Yani bu özelliklerini İslam toplumu koruyamamış. Ama Bediüzzaman diyor ki manevi cihetle sizin gelişmeniz için gereken o Kur'ani düsturlar, Kur'an ve sünnet sizin elinizde var. Maddi olarak da var diyor. Yani bu Kur'an'ın efendim muhatap olan insanların üzerinde taşıması gereken, içinde taşıması gereken künhünü oluşturan o özellikler sizde olması gereken şeylerin kaynakları var. Ama maalesef o ideal İslam toplumu oluşmamış. Burada ben şahsi manevinin kalbinde kavramına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bununla şunu kastetmiş oluyor aslında. 1911 şartlarında o İslam'ın güzelliklerinin, yani o beş kuvvede dikkat çekilen hakikat İslamiye, izzet İslamiye, şahmet İslamiye gibi İslam'ın güzelliklerinin toplum hayatında neşvi nema bulması gerçekleşmemiş, kaybedilmiş. Ama ne oluyor, neyi tavsiye ediyor bu metinde? Utbe-i Şamiler ne tavsiye ediliyor? Zaten ümit bağlamında bütün bunlar söyleniyor. Diyor ki manevi olarak Kur'an gibi bir hazine var elimizde. Maddi olarak da o hakikatların yansımasının ortaya çıkarmış olduğu bir toplum yapısının olması gerekir. Olması gerekir, ileride olacaktır diyor.
Şimdi bu işte dün belki olmadı, gerçekleşmedi. 1911'de yoktu İslam toplumunda. Belki geçen süre içerisinde bu tam olarak efendim gerçekleşmedi. Ama Bediüzzaman burada şu müjdesi hala bu satırların içerisinde gizli bir şekilde duruyor. Günün birinde İslam toplumu Kur'an'ın hakikatlarını buradaki ifadeyle hakikati İslamiyeyi hayatına taşıdığı zaman, yani toplumu belirleyen temel faktörlerin içerisine o hakikati İslamiye girdiği zaman birlik beraberlik olma noktasında, güç ve kudret olma noktasında maddi olarak efendim kendisi dünyada etkili bir hale gelecektir. Burada tabii İslam toplumu bugünkü coğrafi, bugünkü halimize şöyle bir baktığımız zaman bir perspektif geliştirsek, desek ki mesela İslam toplumunun birlik bütünlük içerisinde olduğunu tasavvur etsek, batıdaki bir efendim Fransa'daki Hazreti Peygamber aleyhindeki propagandanın olabilmesi ya da işte bir İslam ülkesinin başına çeşitli badirelerin gelmesi gibi maddi bir takım sorunların meydana gelmesi daha zor olurdu. Birlik, beraberlik, güç ve kudret dolayı diğer saldırmak isteyen sömürgeci emperyalist güçlerin çekilmesine, ıslah edilmesi gereken, hürriyetin götürülmesi gereken topluluklar olarak algılandılar. Halbuki hakiki hürriyetin ve hakiki medeniyetin bu toplumlar olduğunu emareleri çok kez görüldü ve bundan sonra da görülecektir. Ben tabii şimdi bu aşamaları tek tek gitmek istediğim için çok ilerlemedim. Üzerinde hepsini durmamız gerekiyor mu şu aşamada? Bundan tam emin olamadım yani. Şimdi hızlı gidelim hocam. Siz gene söylemek istediğiniz çerçevede nasıl arzu ediyorsanız ona yani, dönelim. O zaman şöyle bir özet yapalım hepsinin. Yani bu beş kuvvenin. Öyle söyleyelim. Şimdi birinci kuvve aslında hakikati İslamiye'nin efendim topluma yansıması neticesinde toplumda birlik ve güç oluşmasını ifade ediyordu. O günkü şartlar içerisinde bu yoktu. Bugünün şartlarına da bunu alıp aslında uzun uzun müzakere etmek lazım. Bugünkü şartlar içerisinde var mıdır? Bugünkü şartlar içerisinde yeterince İslam dünyasında birliğin ve o birliğe dayalı bir gücün oluşmuş olduğunu söylememiz pek mümkün görünmüyor. İkinci bir nokta, evet, İslam dünyasının bir ihtiyaç ve farklılığından bahsediyor. Yani ikinci bir kuvvet. İhtiyaç Bediüzzaman dünyasında medeniyet ve sanatın hakiki üstadı olarak tanımlanıyor ihtiyaç. Yani biz bunu işte İbn Haldun'da, Toynbee'de bir takım yansımalarını görüyoruz. Mesela İbn Haldun bu bağlamda şöyle bir yaklaşım sergileyecektir. Bir toplum özellikle ilk başlangıçta bir gelişme sürecinde elinde kılıcı vardır, güçlüdür ve morali çok yüksektir. Önüne çıkan toplumlara karşı başarı kazanır. Ama bu ileriki yıllarda zenginleştiği zaman bunu yitirir. İhtiyacı olduğu zaman o fakir halinde bir güç üzerinde bir güç vardır. O zayıf toplum zengin topluma karşı mücadeleye girer ve o mücadeleyi kazanır. Bunu Toynbee'nin etki tepki yorumunda da benzer bir yaklaşımı görmek mümkündür. Yani ihtiyaç olan ve zayıf olan toplumun güçlü olana karşı bir tepki göstermesi sonucunda meydana gelen medeniyet hareketi neticesinde güçlü bir hareketin ortaya çıktığını gözlemleriz. Bediüzzaman'ın da bu ikinci bir kuvvet olarak İslam toplumunun bir takım ihtiyaçlarının olmasının onu güçlü kılacağını söylüyor. Bu aslında bir paradoks gibi görünüyor. Yani ihtiyaç sahibi olan, fakir olan nasıl güçlü olur sorusu hemen aklımıza geliyor. Ama benzer yaklaşımların işte İbn Haldun'dan,
Toynbee'den aldığımız verilerle de kıyasladığımız zaman bu fikri destekleyen, bu fikrin arkasında duran başka entelektüellerin de bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Yani o ihtiyacını karşılamak için Şahmet'i üçüncü bir konu olarak İslam toplumunun içinde olması gereken İslam'ın insana vermiş olduğu o hürriyet meselesi vurgulanıyor. Ve burada bildiğiniz gibi hürriyet çok noktalardan insanı geliştirdiği vurgulanıyor. İslam toplumunda hürriyet şeriye ile gelişeceğini söyleniyor. Onu da ayrıntısına geçeriz. Bir başka nokta dördüncü bir kuvvet ise Şahmet-i İmaniye, yani İslam toplumunun o imanla kazanmış olduğu Şahmet-i İmaniye, hiçbir şeye tezellül etmemek, haksızlığa boyun eğmemek, bu da İslam toplumunun kendisine karşı hakkının, hukukun yenmek istenmesine karşı mücadele etme ve kudreti verdiğini ve en sonda beşinci kuvvet vardı. O da İzzet-i İslamiye. Bu İzzet-i İslamiye bir ilahi kelimetullahı ve İslam'ın yayılması konusunda Müslümanlara büyük güç ve kudret verdiğini anlatıyor. Beşinci kuvvet de buydu. İslam alemindeki bu fakr dediğimiz belki bugün fakirlik diye daha daraltılıyor ama zannediyorum çok daha farklı manalarından da bahsedebilir miyiz? Özellikle o dönem için yani eksiklikler, muhtaçlıklar bunlar üzerinden İslam dünyasında bir hareket başlayabilir mi? Adem Hocam, o günkü durumlar açısından ne eksiği var? İslam toplumlarının neleri eksik o dönemde ki oradan tekrar bir şahlanışa bir yol açılabilsin? Ne dersiniz Adem Hocam? Evet, İslam dünyası o günkü şartlar içerisinde fakir bir toplum oluşturuyor. Tabii bunun nedeni geçmişteki belki 200-300 yıllık bir tarihle alakalı. Biraz önce de kısmen değindiğim gibi biliyorsunuz Avrupa'da aydınlanma çağını üretmiş olduğu fikir ve yaşam biçiminin üzerinde bir sanayi inkılabı kurulmuştu. Ve Avrupa'da 18. yüzyıldan itibaren fabrikalar inşa edilmeye başlanmış. İnsanların yaptığı işleri makineler yapmaya başlamıştı. Bu süreç Osmanlı Devleti'ne özellikle 19. yüzyılın ilk yıllarından itibaren ciddi anlamda etkilemeye başladı. Bu nasıl bir etki meydana getirdi? Özellikle el tezgahlarında yapılan işlerle üretilen malzemeler daha pahalı oluyor. Batıdan gelenler daha ucuz olmaya başladı. Ve İslam toplumunun üretmiş olduğu ham maddeyi çok ucuz bir şekilde birçoğunu da bir takım borçlar karşısında Osmanlı örneğinde olduğu gibi batıya vermesinin karşılığı olarak mamul madde satın almaya başladı. Özellikle Avrupa ülkeleri içerisinde tecrit edilmeye çalışılan İngiltere mallarını satabilmek için Osmanlı'yı çok cazip bir pazar şeklinde gördü. Ve onu pazar edinmek için bir takım siyasal olaylara içerisine girdi. Ve Osmanlı pazarını eline geçirdi. Şimdi bu nasıl bir Osmanlı toplumu ya da İslam toplumu ortaya çıkardı? Artık ürettiğini, üretme ihtiyacı kalmayan, bir takım ham maddeleri sadece ham madde olarak satarak mamül madde haline getirmeyen, basit el tezgahlarının anlamsız hale geldiği, zanaatkarların zanaatlarını büyük ölçüde yapamaz hale geldiği bir toplum haline getirdi. Ve bu her şeyi, medeniyetin, modernleşmenin getirmiş olduğu her şeyi batıdan alma eğilimine girip buna karşılık fakirleşen bir İslam toplumu karşımıza çıktı. Şimdi 17. yüzyılda hatta 18. yüzyılda 20. yüzyılın başını kıyasladığımız zaman şöyle bir sahne karşımıza çıkıyor. Avrupa'daki insan da kendi yerel imkanlarıyla üretiyor. O ürettiklerini büyük ölçüde kullanıyordu.
Osmanlı İslam toplumu da kendi ihtiyaçlarını büyük ölçüde üretiyor ve o ürettiklerini büyük ölçüde kendisi kullanıyordu. Ve bu bir toplumu diğeri karşısında zayıflaması gibi bir sonuç ortaya çıkarmamıştı. Ama 19. yüzyılda başlayan süreç 20. yüzyıla kadar gelirken Batı mallarını alan bir İslam toplumu Batı'daki mallarla birlikte kültürünü ve yaşam biçimini, gündelik hayatını kendisine örnek almaya başlayan İslam toplumu her açıdan muhtaç ve fakir hale geldi. Bu muhtaç ve fakir hale gelmeyi belki bu noktada biraz önce söylemiş olduğum genel çerçeve içerisine de alabiliriz. Bu fakirlik savaşlarda yenilgiler, gündelik hayatta ihtiyaçlarını karşılayamama, Batı'ya muhtaç hale gelme, Batı karşısında İslam dünyasında bir takım ideolojik fikirlerin oluşmasını sağlarken kamuoyunda da Batı'ya karşı bir tepki oluşmasını sağladı. Hatta 19. yüzyıldaki işte İslamcılık gibi, Türkçülük gibi pek çok akımın ortaya çıkışını besleyen temel faktörlerden birisi bu oldu. Peki bu fakirlik neyi ortaya çıkardı? Bu fakirlik, bu ihtiyaç sahibi olma, bunu yenmek için o çaba ve gayret gösterilmesine de bir anlamda neden olup bu fakirlik ve ihtiyaç sahibi olmamızı bir potansiyel zenginlik haline dönüştürmemiz gerektiğini vurguluyor Bediüzzaman burada. Yani her ne kadar vaka bu, fakir ve ihtiyaç sahibi bir toplum haline gelmişiz ama bu fakr halimizi, bu ihtiyaçlarla dolu halimizi pozitif bir potansiyel haline getirip, pozitif bir haline hale getirip onu belki Batı hegemonik yapılarından kendimizi kurtarmak için bir vesile yapabiliriz diye öneriyor. Ve bunu bir zenginlik olarak kullanılabileceğini söylüyor. Burada tabii Bediüzzaman'ın o ilginç darda bulunduğu zaman, sıkıntıda bulunulduğu zaman her halde bir kurtuluş ve çıkış menfezi göstermesiyle de alakalı bir durumdur. Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetinden sonra rüyada bir hitabe yazan Bediüzzaman işte 20. yüzyılın başlarında bu fakr-ı hal ve ihtiyaç sahibi içerisinde olan Osmanlı toplumunun o içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmanın yollarını gösteriyor ve içinde bulunduğu şartların potansiyel bir zenginlik olduğunu bir anlamda göstermiş oluyor. Hem sizin görüşünüz, belki de Kutbe-i Şami üzerinden de söylemek isterseniz, şöyle bir söylem var. Gayri safi milli hasılımız şu kadar olursa, yani şu kadar zenginleşirsek bu kadar ahlaki değerlerimiz yüksek olur. Böyle bir söylem yani Bediüzzaman nezdinde ve sizce nasıl bir yere oturtulabilir? Ahlaki değerler, manevi değerler, dini değerler ancak maddi değerler yükselirse gerçekleşir noktasında ne diyebiliriz? Benim Bediüzzaman'dan anladığım ahlaki değerlerin yükselmesi efendim milli gelirle, işte kişi başına düşen gelirle alakalı bir konu değil. Fakir toplum olup ahlaki değerlerine sahip çıkan toplumlar olabileceği gibi bunu genel olarak zenginlikle telafi edilecek bir konu olarak da görmemek gerekir. Bunu İslam dünyasının geçirmiş olduğu dönem, hatta insanlığın geçirmiş olduğu döneme Bediüzzaman'ın vermiş olduğu anlamları da düşünürsek aslında daha iyi bir cevap bulmuş oluruz. İşte hani batılı tarih anlayışında, ilerlemeci anlayışta kapitalist sisteminin gücüne bağlı olarak insanların huzure ve mutluluğa, o erdemli topluma doğru gideceğine dair genel tezler vardır. Ama Kur'an'ı anlayışta insan toplumlarının Kur'an'ı ilkelere bağlı kaldığı zaman geliştiği, ondan ayrıldıkları zaman geri kaldığı
gibi bir yaklaşım evet. vardır. Yani zikzak çizer. Bazen yükselir, bazen alçalır. Bu şu anlama gelmiyor. Zenginleştikçe ahlaki değerler bakımından efendim daha da gelişeceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak belki şunu da ayırmak lazım. Demokratik kurumların gelişimi için zenginlik ve kültürel bir altyapının olması gerekir. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Müsabaka şevkiyle ve teceddüt meyliyle ve tebettün meyalanıyla teciz edilen hürriyet-i şer'iye İslam, hürriyet-i şer'iye İslam aleminin kalkınmasına katkı verebilir mi? Bunun sağlanabilmesi ama belli sıfatlarla, yani buna ulaşmak isteyen kendi arasında belki müsbet rekabeti, belki yenilenme heyecanını, belki de o medeniyetin güzellikleriyle beraber süslenmiş olan bir şer'i hürriyet aşkı İslam aleminin bir kalkınmasına medar olacak bir şey, motivasyon, bir kaynak oluşturabilir mi? Kuşkusuz. Tabii Bediüzzaman'ın hürriyet kavramına vurgusu çok önemli. Burada İslam toplumunun o gelişme potansiyeline sahip olabilmesini hürriyet-i şer'iyeye bağlaması onun genel fikirlerinin buradaki tezahürü olarak söyleyebiliriz. Şimdi hürriyeti şer'iye vurgusunu yaparak aslında Bediüzzaman kendi çağdaşlarının, yani ikinci meşrutiyetin ilan edildiği günlerde, yıllarda, oradan iki yıl aşkın bir süre geçmiş, tartışılan bir hürriyet kavramına açıklama getiriyor aslında. Hürriyeti ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra toplumlar İstanbul'da mesela tam bir serbestlik olarak, hayvani bir hürriyet olarak algılayanlar çıkmıştı. Ve işte ikinci meşrutiyetin ilanından sonra sokaklarda ben hürüm diyerek insanlara zarar verenler, ben hürüm diyerek vitrinlerdeki eşyalara tasallut edenler, onları almaya çalışanlar, ben hürüm diyerek sokakların hakim olmaya çalışan insanlar çıkmıştı. Ondan sonra yazmış olduğu metinlerde bu Divan Harbi Örfi'de münazaratta da geçen, yoğunca geçen bir kavramdır. Hürriyet-i şer'iye kavramını kullandığını gözlemleriz. Şimdi Bediüzzaman İslam toplumunun o gelişme özelliğini künhünde toplayabilmesi için mutlaka hürriyet-i şer'iyeye sahip olması gerektiğini varsayar. Öyle bir fikir geliştirmiştir. İslam'ın özünün bunu gerektirdiğini söylemiştir. Bir defa insanlar tartışa tartışa hürriyet ortamında pek çok hakikati ortaya çıkaracağını söylemiştir. Ve ikinci meşrutiyet öncesindeki istibdat her türlü güzelliğin, her türlü kemalatın önüne engel olduğundan dolayı o istibdat uygulamalarını eleştirmiştir. Yine ikinci meşrutiyet döneminde istibdada yönelen eğilimleri de eleştirmiştir. Aslında genel olarak Bediüzzaman'ı bir hürriyet havarisi, bir hürriyet kahramanı olarak ifade etmek yanlış olmaz. Yani hayatının ilk çocukluk çağlarındaki davranışlarından vefatına kadar geçen o süre içerisinde hürriyetin onun hayatında çok özel bir yeri olduğu gözlemleriz. Ve geleneğin içerisindeki hürriyet kavramının yer alış biçimlerini de eleştirerek ona İslam'ın, yani Kur'an'ın hürriyete nasıl bir yer vermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Öte yandan yaşadığı çağda, yani 1910'lu yıllardan bahsediyoruz şu anda, yaşadığı çağda, o günlerde, öncesinde ve sonrasında, öncesinde Abdülhamid'in baskısına, istibdadına karşı, sonrasında da iddiaçıların baskısına karşı getirdiği eleştirilerle bu hayatının genel
gidişinde görülen ana çizgiyi oralarda da göstermiştir. Çünkü hürriyet her türlü güzelliğin başlangıcıdır. Ama bu insanların yeni şeyler bulması, yeni fikirler üretmesi için gerekli bir şeydir. Hürriyetin olmadığı toplumlar gelişemez. Hürriyetin olmadığı toplumlar, kapalı toplumlar, yeni fikirler üretemediklerinden dolayı gelişme imkanlarına sahip olamazlar. Çünkü insanlar arasında bir anlamda müsabaka yoktur. Fikirlerini açıkça, farklı fikirleri açıkça ortaya koyamazlar. Yeni bir şey üretip ortaya süremez. Yeni bir şey ortaya sürdüğü zaman acaba baskı kuran kesimler bana bir zarar verebilir mi düşüncesi içerisine girdiğinden dolayı o teceddüt meyli, yeni şey üretme fikri de engellenmiş olur. Ve bu genel hürriyetin var olduğu ortamlarda bir temettün olacaktır. Yani bir medenileşme gerçekleşecektir. Ancak bu genel olarak bütün dünyada var olan bu hürriyet ortamlarındaki gelişmeye Bediüzzaman'ın hürriyet şer'iye kavramıyla geçirmiş olduğu açıklamayı da dikkatlerden uzak tutmamak gerekir. İnsan hür olmuştur ama kul olmaya devam etmektedir. Yine Abdullah'tır. Bundan dolayı hürriyet sahibi olması efendim kendi bedenine zarar vermesini gerektirmez. Efendim kendi bedeninde yine Allah tarafından yaratılmış bir çocuğa zarar vermesini gerektirmez. Yani intihar ve ötenazi gibi İslam'ın yasak ettiği şeylerin hürriyet kılıfı altında meşrulaştırılmaya çalışılmasına da onun fikirleriyle bakıldığı zaman karşı çıkılır. Hürriyet şer'i aslında tam da bunu anlatır. İnsanların Allah'tan başka kimseye güvenmediği, insanların sadece ondan çekinerek, ondan korkarak, ona ümit ederek yaşadıkları, buna karşılık hürriyetin sınırlarını o vahyin belirtmiş olduğu sınırlar olarak gören bir hürriyet anlayışını ortaya koyar. Eğer böyle bir hürriyet anlayışı İslam toplumunun içine yerleşmişse o toplumunun terakki etmemesi, gelişmemesi mümkün değildir. Sizin de tam o bıraktığınız hürriyet-i şer'iye noktasında, yani özgürlük ama nasıl bir özgürlük? Özgürlük ama geçmişteki ilişkileriyle beraber ve gelecekle ilişkisini de düşünerek nasıl bir özgürlük kavramı kurgulanması lazım? Bu anlamda da belki Müslümanların hem birey olarak hem de belki toplumsal veya işte tarihsel bir bütünlükle beraber yüzleşmek zorunda kaldığı bir durum var. Belki üçüncü sorudaki o fakriyetle de tekrar ilişkilendirilecek, dördüncü sorudaki belki medeniyet beklentileri de ilişkilendirebilecek çok net bir sorumuz var. Bu da yani bir tarafta izzet ve onuru söz konusu olan Müslümanlar, bir tarafta birçok sıkıntılar, acziyet, zayıflık, belki darmadağınık olmak, cehaletle yüzleşen bir Müslüman toplumu iki arada bir derede de kalıyor mu acaba? Özgürlük ve karnını doyurmak arasında bir ikilemde kalıyor mu? Bu ikilemde kaldığına dair de hem tarihsel hem günümüzde de benzer vurgular konuşuluyor. Bu bağlamda yani hangisi bizi neye götürüyor? Ekmeği tercih etmek veya özgürlüğü tercih etmek. Bugünkü şartlarda göz önüne alarak 100 sene öncesinden bugüne bu soruyu nasıl bağlayabiliriz Adem Hocam? Kuşkusuz özgürlük ön planda geliyor. Bediüzzaman ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyor. Onun dünyasında özgürlük özel bir yer var. Aslında onun bu söz ve ifadeleri Kur'an'ı hakikatlerin bu dönemdeki ifade ediliş biçiminden ibaret. Ama onun hayatı boyunca özgürlüğü nasıl önemsediğini gösteren örnekler var. Talebeliği sırasındaki özgür tavırları, efendim Birinci Dünya Savaşı sırasında talebeleriyle birlikte Van'da bir takım talimler, eğitim, medrese eğitimi yaptırırken
Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine efendim milis albayı olarak cepheye çıkıp vatanı savunmaya girişmesi, yine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın kaybedildiği ortamda rüyada bir hitabeyi yazarak o yenilgiyi nasıl değerlendirmek gerektiği ve İslami değerlerin taviz verilmediği sürece yenilgi, gerçek bir yenilgi olmayacağını söyleyerek hayatı boyunca bu özgürlüğü önemseyen, ancak o özgürlüğü İslam'la, o hürriyetin İslam'la teçhiz edilmiş halini önemseyen bir insan. Tabii o özgürlüğün, o hürriyetin vermiş olduğu bir izzet var. İzzeti İslamiye var. O izzeti İslamiye yine Bediüzzaman dünyasında burada beşinci bir kuvvet olarak belirtilen ilahi kelimatullahı ilan ediyor. Belki bugünkü konuşmamızın önemli başlıklarından bir tanesi. Ve Allah'ın adını yaymak, Allah'ın efendim İslami hakikatleri insana duyurmak olarak ifade edebileceğimiz ilahi kerimetullah tarih boyunca yaşanılan bir takım pratiklerle ilişkilendirilen bir kavram. Nasıl anlamak gerekir? Nasıl yorumlamak gerekir? Bediüzzaman dünyasında yeri nedir? Bu anlamda çok önemli. Mesela şu ifade, bu zamanda ilahi kerimetullah maddeden terakkiye mütevakkıf, önemli bir cümle. Nasıl maddeden terakki ile birlikte düşünmemiz gerekiyor ilahi kelimetullahı? Aslında bir cümle sonrasında izah ediyor onu. Diyor ki medeniyet-i hakikiye girmekle ilahi kelimetullah edilebilir. Yani medeniyet hakikiye dediği İslam medeniyeti. Yardımlaşmayı esas alan, kardeşliği esas alan, insanlar arasında çatışmayı değil birliği esas alan bir medeniyetten bahsediyor. Burada tabii maddeden terakkiye mütevakkıf derken toplum zenginleşsin ve Allah'ın adını yayabilelim şeklinde kayıtsız bir önerme ortaya koymuyor pek bir zaman. Yani toplumun İslami değerlerle birlikte varlığını genişletip efendim Allah'ın adını yaymadan bahsediyor. Yani bu zenginleşme, bu gelişme İslami değerlerin insanların gönlünde meydana getirici genişlemeye vurguda bulunuyor. Maddeden terakki İslam toplumunun o gelişmesi İslami naslarda yer alan hakikatlerin insanların hayatına taşınmasıyla oluyor. Bediüzzaman'ın burada vurguladığını belki işte tarihteki bir takım olaylarla da örneklendirmek mümkün. Kusurlarıyla, efendim faziletleriyle, geçmişteki dönemleri, hanedanları, devletleri değerlendirmek mümkün. Mesela Osmanlı klasik çağı ile ilgili Sultan II. Bayezid döneminde darda kalan Müslümanları, darda kalan Hristiyanları, Yahudileri efendim getirip memleketin değişik yerlerinde iskan edilmesi, efendim cami kenarlarında kuşlar için yuvalar yapılması, muhtaçlar için vakfiyeler düzenlenmesi, o günün şartları içerisinde mesela İstanbul'da boşta kalmış, vakfiye harici kalmış hiçbir mekanın ve yapının bulunmaması, hayır hizmetleriyle bütün kurumların donatılmış olması, o gelişmeyi örneklendiren bir şeydir. Yani gelişmenin bütün boyutlarını gösteren bir şeydir. Tek başına savaşlarda kazanılan cepheler, efendim milli gelirde görülen büyümeler bir gelişme olarak Bediüzzaman dünyasında ifade edilemez. Gerçek bir gelişme burada da belirttiği gibi medeniyet hakikiye girmekle ilahi kelimetullah edilebilir. Yani siz İslam'ın o hakikatını, özünü hayatınıza taşıyarak Allah'ın adını yayma konusunda bir adım atmış oluyorsunuz. Belki o İzzet-i İslamiye'nin iman ile kat'i verdiği emri, elbette alem-i İslam'ın şahs-ı manevisi o kat'i emri istikbalde
tam yerine getireceğine şüphe edilmez diyerek de bir müjde veriyor. Yani İslami değerlerle mücehhez bir zenginleşme sağlanacak. İnsanların hayatında o vahyin yansımaları görülmeye başlanacak. Hayvanattan evet. insaniyete kadar onların bütün ihtiyaçları vahyin değerleri çerçevesinde gözden geçirilen bir toplum, gerçekten zengin bir toplum ve ilahi kelimetullah yapabilecek bir toplum haline gelmiş demektir.